Bakın çözüldü. Şurup haline geldi. Şu şekilde. Merhabalar arkadaşlar. Ülker'in Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün cevizin orta yerindeki perdesi ne işe yarıyor? Ne için içiliyor? Onu göstereceğim. Cevizleri kırdıkça yani böyle işlerini atmadım, zarlarını biriktirdim. Bunun çayını içiyoruz biz evde kışın. Öksürüğe çok iyi geliyor. Öksürüğü gerçekten şipteye kesebiliyor. Tabii ki algınlığına ve gribe karşı olan öksürüklerde. Yani gene de uzun süre öksürdüğümüzde doktora gideceğiz yani. Bundan kaçamayız. Şu zarını çıkardığımızda kelebek gibi akciğerlerimize. Şöyle bakın. Akciğerimize benziyor sanki ya. Ne kadar şifalı, içinde gümüş olan bir nimet ceviz. Cevizi alıp yiyoruz nasıl olsa. İçerisinin zarını da üşenmeyelim, ayıralım, biriktirelim. Ne yapacağım şimdi? Bunun çayını demleyeceğim. Allah'ın izniyle size de göstereceğim. Küçük tencerede kaynatıyorum ben, minik. Siz bunu cezvede de kaynatabilirsiniz. Demlikte de kaynatabilirsiniz, hiç fark etmez. Bir bardak, şöyle dolu dolu su bardağıyla su. Kapağını kapatacağız, kaynamasını bekleyeceğiz. Soğuk suya atmayacağız. Su kaynadı. Şöyle bir tutam kadar. 7 veya 8 tane bir bardak suyun içine atıyoruz. Bir tane daha atayım. Kapağını kapatarak 5 dakika kaynatıyoruz. Saatimize bakacağız. Fazla kaynatmayacağız. 5 dakika kaynayacak. Kaynadı 5 dakika. Ateşi kapatacağız. Demlemesini bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? Bir 5-6 dakikada demlemesini bekledikten sonra süzeceğiz. Sıladı. Yani demledi. Süzeceğiz bardağı. Öyle güzel bir nimet ki. Öksürüğe iyi geliyor derken balgam söktürüyor. İnanılmaz balgam söktürüyor. Ne yapıyoruz bunu? Ilık ılık bu şekilde akşam sabah iki kere içiyoruz, uyguluyoruz öksürük için. Balgam söktürüyor, akciğerleri gerçekten temizliyor. Denenmiştir. Kullanıyorum, gördüğünüz gibi ayırıyorum, atmıyorum. İçiyoruz kışın. Yıllardır içiyoruz. Bunun çirkin bir tadı yok. Aslında güzel. Çocuklar içemeyebilir, tatsız gelebilir. Onlar için de bal. Bal karıştırsak içerisine olur. Çocuklarda basit öksürükleri şipteye kesen bir doğal öksürük şurubu diyebilirim. Nefes açıyor. Yani kanı temizlediği de söyleniyor. İçinde hani boğazımızda bir gıcık yanma öksürük olur soğuktan dolayı. Onun içinde bir kaşık bal, yarım limonun suyunu balın üzerine, bal koydum tabağa bir çorba kaşığı. Yarım limonun suyunu sıkacağız. Taze limon. Taze limonun suyunu sıkıyoruz. Bir kaşık, bir kaşık da karabiber atıyorum başına. Şurada limonun çekirdeğe düştü. Onu alayım şöyle. Ne yapıyoruz? Bunu iyice karıştırıyoruz. Zaten limon suyu sıkınca balın üzerine bal hemen çözülüyor. Şurup haline geliyor.
da bir tane de. Bakın çözüldü. Şurup haline geldi. Şu şekilde. Gerçekten balgam söktürüyor. Öksürüğü de şip de kesiyor diyebilirim. Ama tabii basit öksürükleri, soğuk algınlığına bağlı öksürükleri. Bunu da boğazımızın gıcıklığı için gene soğuk algınlığına bağlı boğazımızda gerginleşme, yanma olduğu zaman bu şurup karışımını da, doğal şurup karışımını da hazırlayacağız. İçeceğiz ve üzerine su içmeyeceğiz. Bir yarım saat, 40 dakika kadar bir şey yemeyeceğiz. O şekilde kalacak ve inşallah Allah'ın izniyle de şifa bulacağız. Yani günübirlik üşütmeye bağlı öksürükleri çocuklarda hakikaten şipteye kesiyor. Boğaz ağrısına da bu üçlü karışım iyi geliyor diyebilirim. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Salcana kalın diyor. Hastalıksız, belasız, kazasız gününüz olsun diyorum.